topun filelere gittiğini gördüm ben. Sevinç'ten Sako'nun dirseğe geldi burnuma. Ben de bayağı sızladı, bir şey oldu zannettim. Bu arada bir başım döndü, orada yere attık kendimizi. Biraz da zaman oynadık yani. Evet. Ya maça gelince şimdi biz iyi hazırlanmıştık maça. Biz 3 gündür kulüpte yatıyoruz oyuncularımızın çoğuyla beraber. Geçen hafta 4 gol atan bir rakibimizi iyi etüt ettik. Bütün oyuncularımıza daha önce de söylemiştim. Rakiplerimizi 90 dakika flaş bellekte bütün oyuncularımıza veriyoruz. Çünkü yeni gelen yabancı oyuncularımız Türkiye Ligi'ni tam net bilmedikleri için biz o yüzden zamanımızın çoğunu kulüpte geçiriyoruz. Maçın genelinde de iyi oynadık. Özellikle ilk yarı ikinciyi de bulabilirdik. Saha içerisinde kenetlenen bir oyuncu grubum vardı. Maçı kazanmak isteyen bir oyuncu grubumuz vardı. Bizi 90 dakika boyunca da destekleyen bir taraftarımız vardı. Böyle olunca da maçın son dakikasında da olsa bir galibiyet golü geldi. Bu bizi mutlu etti, sevindirici. Yani Ankara gücü yerlere gidecek. Ben bundan son derece de eminim. Daha önce de söylemiştim. Trabzon maçı sonrasında söylemiştim. İyi bir Ankara gücü, iyi bir oyuncu grubu. Birbirine destek olan, iyi bir iletişim kuran, saha içerisinde ve saha dışarısında bir takımımız oldu. İnşallah bunun devamı gelir. Belki rakibe hiç pozisyon vermedik. Bir duran topun dışında, yediğimiz golün dışında. Üretkenliğimiz çoktu. Geçişlerimizi iyi yaptık. Savunmamıza garanti oynadık. Orta sahada yakın oynadık rakibimize. Ve önde de 3. bölge oyuncularımız hem top rakipteyken baskıyı yaptı. Yani şutu deneyen, golü kovalayan, maçı sonuna kadar maçı bırakmayan bir oyuncu grubum vardı. Ben hepsini kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu galibiyette camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Hocam tebrik ediyoruz. Siz de ifade ettiğiniz yeni bir takım Aydın Kulisi'si de sayarsak 2 tane bugün 3 tane oyuncumuz vardı takımda. Birlikte olan bu 8 oyuncunun iletişim konusunda, birliktelik konusunda biraz önce de belirttiniz. Çok büyük de kalmıyoruz diyorsun ama ekstra başka neler yapıyorsunuz? Ya ekstra şunu söyleyeyim. Biz geldiğimizde biz geçmişteki maçlarımızı izledik. Bizim takımımızın kaleye giderken dönüşlerinde sıkıntı vardı. Ve koşu mesafelerine baktık. Biz geçen hafta işte bizim 81 doğumlu kaptan Sedat 10.5 koşmuş. 11'de Orgül koşmuştu. Yani koşu mesafemiz arttı takımın. Biz hem antrenman metotlarında farklı bir boyuta geldik. Hem de hücumda yani 3. bölge oyuncularıyla ekstra çalışıyoruz antrenmanlar sonrasında da. Şuta dayalı bir antrenman planı yaptık bu hafta. Ve bir de merkezden gitmeyi denedik ve bunda da başarılı olduk diye düşünüyorum ben. Çünkü bizim Orgil, Sakos, Boyd gibi ileride hareketli oyuncularımız var. Bugün Dijen'in olmaması hiç bizim takım için fark etmedi diye düşünüyorum. Çünkü bizim elimizdeki oyuncu grubu oynayan oynayamayan hiç fark etmez. Çünkü hepsi o seviyeye geldi. Daha işin içine Oscar'ı sokacağız. Hector'u daha iyi bir seviyeye getireceğiz. Hector oyundan çıkarken yardımcım Hector iyi oynadığını söyledi. Evet Hector iyi oynuyor ama bizim kesinlikle bir taktik yani gole ihtiyacımız oluyor. Hem Sadio hem Milan atarak da yaptığımız değişiklikleri de yerinde olunca da sonuçta maçı kazandık. Ama şunu söyleyeyim. İnanın kulüpte başkan, yöneticiler, futbolcular, biz teknik kadro işimizi iyi yapıyoruz. Ben en son başkanla saat 12.30'a kadar oturdum Göztepe Trabzon maçını izlerken. Biz pazar günü yeneriz, Antalya'dan da puanla döneriz başkanım diye kendisine söyledim. Bunu da futbolcu grubuna inanarak, güvenerek söylüyorum. Yani tamamen futbolcu grubumuzun isteği, arzusu son derece mükemmel. Ben hepsini kutluyorum yürekten. İnşallah devamını da haftaya getiririz. Ya şimdi biz bazı oyuncuları küstürmemek için antrenmanlarda seni işte hafta sonu oynatabiliriz. Yani yelek dağıtırken onlara veriyoruz. Yani en azından işte ya gelen oyuncu grubunu elimizdeki diğer oyuncuları küstürmemek için antrenmanlarda o tip işler yapıyoruz. Maç akşamı ilana söyledim. Biz antrenmanda seni oynatacağız gibi gözüktü ama dedim. Biz Sako, Boyd ve Orgül üçlüsünü bozmak istemiyoruz. O da bize teşekkür etti. Ya sonuçta biz maç kazanıyoruz. Oyundan oynayan isimler önemli değil. Önemli olmak kazanmak yani. Yani benim bugün mutlu ettiğim bir şey daha oldu. Sadev'in girişi, isteği, arzusu. Yani rakibi zorlaması. Biliyorsunuz 12 yabancı soyundurmak zorunda kalıyorsunuz. 2 tanesini tribüne yolluyorsunuz. Sakatlıklar olunca da bizim için problem olmadı. Örnek Moki oyundan aldığımızda biraz
sıkıntı yarattı ama benim için hiç problem değil. Haftaya maçta da olmayabilir. DJ geliyor. Ben bu konularda hiç taviz veren bir antrenör, bir teknik direktör değilim yani. Evet, biz başkanla geçen gün konuşmamızda özellikle Boyd Kislov, zaten Orgül bizim malımız biliyorsunuz. İşte Moke var, Oscar var ama biz şöyle düşündük. Şu anda elimizdeki bir kere Boyd ve Kislov'u kesinlikle almamız gerektiğini konuştuk. Bunu sene sonuna doğru daha da detaylandırabiliriz. Yani inşallah Allah o günleri gösterip kümede kaldığımız günü gördükten sonra önümüze daha rahat bakabiliriz. O zaman da bizim zaten kurduğumuz bir squad ekibimiz var. Yurt dışında da var, yurt içinde de var. Takiplerimiz de devam ediyor. Elimizdeki takım içerisindeki oynayan oyuncuları öncelik tanıyarak onları tutmak istiyoruz. Zaten Hector bizim oyuncumuz. Yani bir boyuttan Kislov, bir de Sadev kiralık olarak bize gözüküyor. Meriç abi bir şey diyecektin. Ya şimdi şöyle, 18 tane Süper Lig kulübünün hepsinde maddi sorunlar var. Bize şimdi yok desek yalan konuşmuş oluruz. Ama başkanımızın yaptığı bir şey var. Bir kere primlerimiz salı çarşamba günü ödeniyor. Ve iyi de başkanımız iyi primler veriyor. Zaten futbolcu da primi gördüğü zaman şevki daha da artıyor. Futbolcu maaşlarına geldiği zaman da başkan öyle bir sıralama yaptı ki, örnek geçen hafta 3 tane oyuncunun vardı, hemen ödedi. Şimdi gelen 7 tane oyuncu var, onlara da ödeme planı hazırladı. Yani maddi sıkıntılarda belki 3 gün, 5 gün, 10 gün arada oynayabiliyor ama oyuncularımızla bize konuşarak onları hallediyoruz. Ödemelerde bir sıkıntımız yok şu anda. Ama tabii başkana da verilen bir sözler var. Örnek bazı yerlerde. Onlar da yerine geldiği zaman başkan tamamını ödeyecektir. Zaten bu yeni gelen oyuncularımız bize maliyeti de çok yüksek oyuncular değil yani. Şimdi sezon başı örnek biz Fatih'i, Çerçi'yi, Thomas'ı bu tip oyuncuları kadro dışı bıraktık. Bunların bir futbolcunun 70 bin euro maaşı olduğu zaman çok büyük sıkıntı oluyordu kulübe. Ama şimdi gelen oyuncuların tamamını hesapladığın zaman belki 70-80 bin euro tutuyor yani aylık. Gelen oyuncuları hesapladığımız zaman. Ya aslında her şey iyi gidiyor. Yani oyuncu profili olarak dışarıda maliyeti ucuz oyuncular çoktur. Bunu ben çok gezdiğim dolaştığım için biliyorum. Ama araya sürekli farklı aracılar girdiği zaman işi bilmem de bir, yani ben burada kesinlikle bizim başkan ve yönetim kurulu olarak demiyorum. İşi bilen bir antrenör olduğu zaman da ben bu konuda çok avantajlıyım. Bunu en iyi bilen de Meriç abinin Ali abidir benim geçmişte yaptıklarımdan. Biz şimdi mesela 14 tane yerli oyuncu belirledik. Ve bu 14 yerli oyuncuyu da takip ediyoruz ve bunları da almak istiyoruz. Çünkü elimizdeki yerli oyuncuları tutacaklarımız olacak. Bana kalsa hepsini tutarız ama sene sonra ne olur bilemeyiz. Yani maliyeti düşük oyuncuları bu kulübe getireceğiz ve bizim şu an gelen oyunculara da biz bunlara Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray anlatıyoruz. Yani burada iyi çıkış yaptığınız zaman gideceğiniz yerler buralar olur diye. Şimdi bizim 3 tane oyuncumuzu istiyorlar daha lig bitmeden yani. Bu kaleci Altay var, DJ var, Orgil var, Sako var, boyutlu soran kulüpler var. Ama biz şurada 3-4 maçtır beraber oynuyoruz bu oyuncularla. Bizim hedefimiz önce Ankara Gücü'nü kurtarmak, Ankara Gücü'nü kümede tutmak ve bu oyuncu grubunda olduğu gibi kendi kadromuzda bulundurmak istiyoruz. Yani parayla ilgili bir sıkıntı her kulüpte olduğu gibi bizde de var ama başkan yeri geldiği zaman da ödemeleri 3 gün 5 gün gecikmeli de olsa yapıyor. Örnek Ankara Gücü bugünkü maç primini çarşamba günü hemen herkesin hesabına yatıyor. Zaten futbolcunun en çok istediği şey bu. Primler geldiği zaman problem yok. Maaşını unutuyor o zaman. Teşekkür ederim. Maçla ilgili söyleyeceğim. Tabii ki önemli bir müsabaka kaybettik. Onu söyleyebilirim. Aslında oyuna çok istediğimiz gibi başlayamadık. Rakip de çok sağlıklı başlayamadı. Dengeli bir oyun. Ki bizi özellikle son haftalarda öne çıkaran oyun iştahımız, rakibe yakın oynayışımız, ikinci toplarda rakibe yakın oluşumuz ve bunları kazanmamız pozitif anlamda bizi ileri taşıyordu. İlk devre bunları çok fazla sahada gösteremedik. Rakip de aslında çok fazla bir şey yapmadı ama tabii seyirci ve biraz iştahları 1-0 öne geçirdi.
Devre arasına girdiğimizde de oyuncularla konuştuğumuzda biraz daha iştahımızın ve oyun anlayışımızın bir bütün olarak sahaya yansıması gerektiğini, ikinci topları kazanmamız gerektiğini ifade ettik ki öyle başladık. Golü de bulduk. Tam oyuna hükmetmeye başlamışken ikinci sarıdan offside attı. Bu da tabii bütün dengemizi bozdu. Atılır mı, ağır mı bilemiyorum. Şimdi konuşacağım, yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Bir pozisyon öncesinde aynı şey Ankara Gücü'nün sağ bekine yapıldı ki ofansif anlamda atağa giderken devam ettirdi. Burada tam tersi çok ağır bir karar verdiğini düşünüyorum Halil Hoca'nın. Bu da oyunun gidişatını engelledi ki 10 kişiden sonra yine oyuna hükmettik. Yine pozisyonlarımız var. 90+2.5 yani futbol enteresan bir oyun. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu ama üzgünüz tabii ki. Ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz. 11 hafta var. 33 puan var. Rakiplerimizi kovalamaya devam edeceğiz. Artık bundan sonra her müsabaka bizim için biraz daha anlam ifade etmeye çalıştı. Fazlalaştı. İçeride dışarıda çok önemli değil. Bütün maçları kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Var mı soru? Tamam. Teşekkür.